Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı temalı Kutlu Doğum Açılış Programı'na Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlk Adım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Müftü Vekili Enver Türkmen, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, kamu kurum müdürleri, çevre, il ve ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Atakum 75. yıl cami müezzin kayyumu Mustafa Balcı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım filmi katılımcılara sunuldu. Sinevizyon gösteriminin ardından programın açılış konuşmasını yapan Samsun Müftü Vekili Enver Türkmen, içerisinde Samsun'un da bulunduğu Türkiye'nin 5 ilinde büyük ve görkemli bir şekilde Kutlu Doğum Haftası açılış programı yapıldığını belirtti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde "Hepiniz Adem'densiniz" buyurdu ve bunu bütün insanlığa duyurdu. Hiç şüphesiz İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. Samsun Valisi İbrahim Şahin ise şunları kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası'nı her yıl olduğu gibi kutluyor. Ancak bu sene sadece 5 ilde bu kutlama yapılıyor. Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin ve beşincisi de bizim ilimiz Samsun. Hem dinimizin emri olmasına, hem bizim milletimizin harsı olmasına rağmen zaman zaman birlikte yaşama konusundaki zafiyetimiz bizi üzmekte. Bu sadece Türkiye için geçerli değil tabii ki. İslam dünyasına dönüp baktığınızda maalesef birlikte yaşama konusunda çok da başarılı not almış değiliz. Onun için başta bizim ülkemiz, biz Türkler, daha sonra da dünya İslam milletleri, ümmetleri belki bizden örnek alarak birlikte yaşamayı, birlikte yaşamanın güzelliklerini iliklerine kadar hissetmek durumundalar. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Ali Erbaş, Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı ile ilgili konferans verdi. Program halka ücretsiz olarak dağıtılan çeşitli ikramlarla son buldu.